Herkese günaydın. Biz uyandık. Kahvaltı hazırlamaya başladım. Zeynep'in karnını doyurdum. Şimdi uyumak istiyor. Ağlıyor içeride. Herkes hasta evde. Grip. Benle Zeynep'e geçecek diye korkuyorum vallahi. Biz de yamulduk mu? Artık ne yemek yapan olur, ne kahvaltı hazırlayan. Bilmiyorum nasıl olur vallahi. Hastalanmamamız lazım. Kahvaltıya sucuklu kaşarlı gözleme yaptım böyle. Uyanır uyanmaz hemen şu yağdanlıklarımı doldurdum. Zeytinyağı. Zeytinyağımı şu küçük şişeye de koydum. Onu su şişesi olarak uzun zamandır kullanmıyorduk. Duruyordu. Neye koysam neye koysam. Dedim ona koyayım şimdilik. Bitince yine yıkarım. Makineye atarım da. Bir şey olmaz. Annemin zeytinini açtım. Annem yeşil zeytin kurumuştu. Getirmişti yani ablamla bana. Onu açtım. Çok güzel olmuş. Çok lezzetli. Hazırlardan farksız yani. Ama yine de sağlıklı olan bu tabii. Mecbur kalıyoruz. Bazen hazır alıyoruz ama yapacak bir şey yok. Yumurta haşladım. Güç kuvvet olsun evin erkeklerine. İyileşsinler çabuk diye. Şimdi yumurtaları da soyacağım. Çayımı da erkenden demledim. Bir tek gözlemelerin pişmesi kaldı işte. Onlar da pişti mi kahvaltımız hazır olacak. Pişenlerin üzerine tereyağı sürüyorum. Yumuşacık oluyorlar. Çok güzel oluyorlar öyle. Yağsız kızarttığım için sürüyorum. Kupkuru oluyor tavada. Hiç sıvı yağ, zeytinyağı bir şey koymadım diyorum. Böyle üzerine sürüyor daha güzel oluyor. Şimdi ben bunları ortadan ikiye bir daha keseceğim. Önce hepsini bir şey yapalım. Tepeleme dizelim buraya pişirip de. Ondan sonra tekrardan keseceğim. Yemesi daha kolay oluyor hem Ali ile Murat için. Ben böyle dürüm yapıp yiyorum ama onlar böyle büyük büyük istemiyor. Küçük küçük. Zeynep de başladı bağırmaya içeride. Kaşar peynirler eriyor. Ondan sonra yanıyor böyle kara kara duruyor. Çayları da dolduralım. Kahvaltımız hazır. Hadi bize afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Gurbetçi kardeşlerim, Türkiye'nin içindekilerin. Bugün kısmetse Allah'ın izniyle bir kaşarlı şeyli böyle tuzlu bir kek yapalım dedik. Herkes şekerli keki biliyor ya. Ben de tuzlu hep senelerdir aradım aradım. Planet TV var bizim. Şimdi şu anda kayboldu artık. Yok da Kablo TV'de. Elif Korkmaz'dan bu tarifi aldım. Denedim. Çok güzel oldu. Şimdi buraya bir bardak kaşar rendesi yaptım. Taze kaşar. Taze kaşar. 3 tane yumurta. 3 tane yumurta. Bir demet dereotu. Güzelce yıkadım, kıydım onu. Tarifte maydanoz da var da biz pek maydanozun Murat'la alışamadık. Emine kızım seviyor ama ben de almadım. Şu anda evde yok. Sadece şöyle dereotu koyacağız. Şimdi 2 bardak yoğurt var tarifinde. İlave ediyorum. Şöyle bir kaşıkla
süzdürelim. Hiç ziyanlığı sevmem. Her şeyden tasarruf yapmaya çalışırım. Poşetleri topladık. Şimdi bak paraya geçtiler. Paralı poşet olacakmış. Hep topladık poşetlerimizi. Kullanacağız inşallah. Şimdi birazcık da şöyle kaşar var içinde ama mama önlüğünden ölçüm var benim. Şöyle bir yarım ölçek tuz. Tuz koyduk. Şuradan yeni bir bardak alayım. Temiz bardak. Bir tane de paket puder. Kabartma tozu. Koyuyorum. Önce bunları güzel çırpayım. Sadece unla yağ kaldı. 3 bardak da un koyacağım. Yarım bardak yağ. Şimdi tekrarlayalım. 3 bardak un. Yarım bardak yağ. 3 yumurta. 2 bardak yoğurt. 1 de dereotu. 1 tane powder. Biraz tuz. 1 de ne kaldı söylemedim? Kaşar. 1 bardağa yakın taze kaşar rendesi. Ama evde sizin eğer eski bayat peyniriniz varsa, kaşar yoğurunuz varsa öyle de deneyebilirsiniz. Bakalım şimdi şunu bir çırpalım. Sonra da ununu ilave edeceğiz. Burası da benim mutfağım işte böyle. Ben oturduğum katı dairemi Murat'a verdim. Orasını ben yaptım tuğla tuğla. Her şeyini çalıştım. O zaman onu yaptım. Annem dedi dışarı gitme kızım sen dışarı dedi. Nereye gideceksin biz seni mi düşüneceğiz babanla dedi. Burayı yap dedi. Biz zaten iki kız kardeşiz. Benim bir de ablacığım var 2 yaş benden büyük. O 60 yaşında ben 58 yaşındayım. İşte o oturduğum daireyi yaptım. Sonra Murat'a verdim. Ben de buraya terasa çıktım. Burası benim teras evim. Çok şükür Allah yetiyor. Bir çıkıyorum balkona Hilton ayağımın altında. Bir bu tarafa çıkıyorum Kestel. Konutlar ayağımın altında çocuklar görüyorlar. Her şey ayağımın altına aldın anne diyorlar. Çok şükür Allah. Şimdi bu sıvıları bir kere şöyle güzelce yaptık. Şuna bir kaşık alayım. Nasıl gidiyor hayat? Çocuklarınız, yaşlılarınız, büyükleriniz, küçükleriniz. Allah okuyanlara zihin açıklığı versin. Çalışanlara gayret kuvvet versin. Emekli olmayı bizimler gibi nasip etsin. Ama biraz zor şimdikilerin kanunlar ama belli olmaz. Gün olur, devran döner, neler olur demişler. Biz zamanında olduk ama artık gerçekten çok genç olduk biz. Ben 42 yaşında emekli oldum. 17-18 senenin içinde neredeyse emekliyim. Avrupalarda hiçbir yerlerde yok. Hastalarımıza Rabbim acil şifalar versin. Bugün Cuma günü. Peygamber Efendimiz'e, erenlere, ermişlerimize, şehitlerimize, şühedalarımıza, dünyanın her yerinde olan Bulgaristan'da, Bursa'da, Çanakkale'de, Türkiye'de, dünyada, Kudüs'te, Bosna Hersek'te, Saraybosna'daki bütün şehitlerimize hepsine rahmet olsun, makamları kıymur olsun. Ah ah içimiz parçalanıyor televizyonları gördükçe. Allah evlatlarımız, askerlerimiz hepsini korusun ya Rabbi. Evlerine dönmek nasip kısmet etsin. Allah kimseye acılarını göstermesin. Çok zor. Çok zor şeyler. Ben unumu böyle kapalı kutuya koyuyorum. Rütübetlenmesin diye. Bir şimdi yarım bardak sıvı yağ koyalım. Bu kadar işte. Biz Bulgaristan'a geldiğimiz zaman rahmetli kayınpederim ne demişler buradaki oturan Türkiye'deki ablaları. Kardeşim bak emekli ol. Emekli sigortaya Bağkur'a para yatıralım. Manav dükkanı vardı onun rahmetlinin. Ondan sonra sigorta yatıralım. Yani bugün devlet size bakacak. Bak burada sigorta kanunlar böyle. Onlar Bulgaristan'ın Kırcalı'nın bir köyünden gelmiş. Orada da yokmuş sigortaları. Kaynatam hep kendisi anlatırdı. Aa demiş ben demiş aptal mıyım demiş devlette kendi paramla gideyim de para yatırayım demiş.
Yatırmam demiş, ben öyle şey yapmam demiş. Ben evlendiğimde kaynanama 60, kaynatam ondan 2 yaş küçük 58'di. 86'da kayınpederim öldü, 92 senede kayınvalidem yaşadı. Ömür kimsenin ne olacağı belli değil. Hep yarınlarınızı hazırlayın. Günübirlik çalışanlar emekli olmaya bakın. Sigortalarınızı yatırın. Az önce Zeynep kızımızı yıkadık. Havalar soğuk, açıdan beri de yıkamamıştık. Onu yıkadık. Pamucuk gibi oldu. Ali'cim de biraz rahatsız, ondan buraya gelmedi Ali. Ben israf hiç sevmem. Televizyon açıksa gece lambayı kapatırım. O elektrikler çok pahalanmış. Ütü yapıyorsam 5-10 dakika önce ütünün fişini çekerim. Şimdi burada ellerimizi yıkıyor. Sabunlar küçücük kalıyor. Bu sabunları bizim annem öyle öğretti bize zamanında. İnce, hep bütün Türk hanımları da bilirler. Herkes şimdi bakıyorum çok ekonomi yapıyor. Ne güzel, seviyorum çok. Herkes bir şeyler üretiyor. Ondan sonra sabunları ince çorapların içine koyup da güzelce yazın. Kapının önünde paspaslarımız, yolluklarımız olur. Onları güzelce yatırım çatıya. Takarım hortumu, mis gibi yıkarız. Sabun da güzel olur, yumuşak, güzel kokar bir de. Pofur pofur olurlar. O sabunlar ziyan olmaz. Şampuan litre acık dibinde kalır, hemen azıcık su koyarım. Tutumlu pek severim. Aslan burcum zaten, aslan burçlular biraz tutumlu olurlarmış herhalde. Öyle. Suları fazla açma. Çok markaya kaçmayız. Kaçmam. Şimdi artık gençler, şimdiki nesil o kredi kartların, hiç kredi kartı bak bizim evimizde kullanan yok. Bir Murat kullanır, o da bir tanecik kullanır. Hesabını bilir. Yorganımızı koyarız kadar ayağımızı uzatacağız. Sonra batıyorlar, çıkıyorlar. Yok 3 kart, 4 kart. Öyle, kart öyle olmaz. Onlar iyi değil. Şimdi kekimizi çırptık. Burada benim teflon tepsim var. Anneciğim Bulgaristan'dan getirdi. Hiç yapışmıyor. Kek kalıbı şimdi buna ufak geleceği için buna koyuyorum. Şöyle güzelce sıyırıyorum. Şimdi bunu ben aynı kek gibi pişireceğim fırında. Benim de fırınım Emine kızım gibi turbo. Davul fırınları attık. Şimdi 200 derece 40 dakika yapacağım onu. Ağır ateşte biraz üzerine susam koyalım bakalım. Susam da güzel olur. Şöyle bir yayayım ben onu. Biz fabrikada çalışırken İbrahim diye bir arkadaşımız vardı. Anlattığım konu da 45-46 sene önce. Niye çalışıyorsunuz siz diyordu. Biz, benim hanımım, çocuklarım, biz, hayır biz çalışmak istemeyiz. Biz çalıştırmayız hanımlarımızı, kızlarımızı. Kuru fasulye yeriz, evde tutarız. Şimdi ama çok şükür bizim geldiğimizde ne postanelerde, ne pastanede, hiçbir yerlerde böyle, o Bulgaristan'da o kondüktörler, trenlerde, otobüslerde, çok her yerde kadınlar, mağazalarda, fabrikalarda, burada fazla kadına çalışmıyordu. Babam hep diyorlarmış, senin hanımını niye çalıştırıyorsun bizim akrabalar? Anneciğim çalıştı da bak, emekli oldu hastaneden. Şimdiki gençler ama ne güzel bak, okuyorlar. Ya hepsi mesleklerini aldılar, mağazalar var, alışveriş merkezleri var. Ne güzel, şimdi kıvanıyorum gençlerle. Mis gibi çalışıyorlar. Neymiş o kadın çalışır çalışmaz. Bizim bir komşumuz var, terzi. Aa diyordu, terzilik yapıyordu, gidiyorduk. Ben de özeniyorum ama yapamıyorum. Sonra kocası, Allah gecinden versin, kimseye vermesin ama işte hayatı ne getireceği belli olmaz. Bir kaza geçirdi adam. Kaç sene sonra ben işe giderken bakıyorum durakta, dedim ne oluyor sen, terziyi bırakma dedi, benim adam kaza geçirdi dedi, konfeksiyona gidiyorum ben. Durakta rast geliyordu. Neden sonra o bayan oldu emekli? Şimdi artık mahallelerde konfeksiyonlar, şunlar, bunlar. Kim elinden geliyorsa yapsın. Ben hem işe gittim hem de gece gündüz eve gelip de şey yapıyordum, dantel örüyordum. Eskiden zamanında danteller çok modaydı.
fiskoslar, masa örtüleri aydı. Bir masa örtüsü yapıyordum, bir şümen boşaltıyordum. Fayda oluyordu. Elektriğimi ayırdım, makinesini aldık, çerçevesini, kapısını, şeyini, o zaman egepenler yoktu. Sonradan egepenleri çevirdik. Yok vitrinmiş, halısımış, Murat'ın sünneti de şusu busu, ev olan yere para lazım. Hep yaptım yani, hiç boş durmadım. İşte şimdi arkadaşlar yaptık keki, fırına süreceğiz inşallah. Sonunda tekrar gene gösteririz. Her şeyin en güzeli Rabbim versin. Yeni yıl sağlık, sıhhat. Önce sağlık, sıhhat. Onsuz hiçbir şey olmaz. Rabbim bu, sağlık, sıhhat versin. Hayırlı uzun ömürler versin. Evlatlarımıza zihin açıklığı versin. Çalışanlarımıza da gayret kuvvet versin. Sofralarımıza, paralarımıza Halil İbrahim bereketi versin. Rabbim kem gözlerden, hastalıklardan, cehennemin azabından, şeytanın şerrinden, düşmanın şerrinden hepimizi muhafaza eylesin, ibadetlerimizi de kabul etsin. Bugün Cuma günü yüzü sürmetine Rabbim hepimizin ibadeti kabul etsin. Amin inşallah. Hadi kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar, tuzlu kek pişmiş annemin. Şöyle bir kesmeden, dilimlemeden göstermek istedim. Evet, keki dilimledim. Bu şekilde olmuş. İçi de çok güzel pişmiş. Kaşar peynirleri biraz böyle ıslaklık katmış keke. Bu da kesilmiş hali. Çok lezzetli olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, akşam yemeklerini yedik. Ondan sonra her zamanki gibi yaptım. Tavuktan yaptım ben. Yanına da pilav yaptım. Tavuğu göstermek istemedim. Daha yeni o tavuk tarifini verdiğim için. Tavada mangal tadında tavuk tarifim vardı ya. Onu yeni verdiğim için göstermek istemedim tarifini. Şimdi Murat çok hasta, grip. Ali de grip. İkisi birlikte grip oldular. Bir demlik ıhlamur demledim. Yanına böyle portakal doğradım. Çabuk atlatsın diye. Bir bardakta nar suyu kalmış. Ondan koydum. İnşallah içeride iyileşir hemencecik. Limon almayı unutmuşuz. Pazardan limon olsaydı çok iyi olacaktı ama maalesef yok. Mecbur böyle içecek artık. Öyle çay yapmayayım dedim bu akşamda. Anneannenin kestanelerini de tavada birazcık böyle şey yaptım. Daha da fazla kestim böyle. Açılmıyordu çünkü dünküler. Yani o yüzden kesip tavada böyle bir şey yaptım. Kızarttım mı işte, ne yaptıysam ısıttım ısıttım bir şeyler yapmaya çalıştım işte. Kestikten sonra Ali'yi de uyuttuk. Zeynep'i de şimdi uyutacağım. Karnını doyurdum. Oturacağız. Böyle televizyon bakacağız. İşte ıhlamur içeceğiz falan. Videonun yorumlarına falan cevap veririm. Yeni video yayınladım. Videomu da burada sonlandırayım. Bugünümüz böyle geçti. Durağan pek fazla hareketlilik yoktu evin içerisinde işte. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.